Herkese merhabalar. Aratos Felsefe Okulları'nın bir dersinde bir araya geldik hep beraber. Aratos Felsefe Okulları biliyorsunuz Uğur Pişmanlı'nın girişimiyle Tarsus'ta başlatılan ve derken bütün ülkeye çok çeşitli illere yayılan bir girişim. Temelde tabii felsefe konuları işleniyor ama bunun dışında çeşitli doğa bilimlerinden, sosyal bilimlerden, farklı alanlardan çeşitli araştırmacılar kendi yaptıklarını sunma fırsatı buluyorlar ve birlikte ilginç meseleler tartışılabiliyor ve böylelikle bir ölçüde de hem akademik araştırma çeşitli farklı platformlar üzerinden daha amatör insanlarla paylaşılmış oluyor. Hem de aslında belki de olması gerektiği gibi belli problemlerin altı iyice belirginleştiriliyor, çiziliyor ve tabii kamusal bir tartışma platformunda paylaşılıyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Ben de bundan tam iki sene önce aslında Aratos Felsefe Okulları'nın bir etkinliğine katılma fırsatı bulmuştum. Mersin'de yaşıyorum, Mersin Üniversitesi'nde çalışıyorum ben. Burada felsefe bölümünden iki hocamız Zehra Gül Aşkın ve Erdem Çiftçi hocalar beni haberdar ettiler ve böyle bir aslında teveccüh gösterip bir bağlantı kurdular. Ben de 2 yıl önce bu zamanlar Şubat ayının başlarıydı. Tarsus'ta bir etkinliğe katıldım, bir konuşma yaptım. O zaman o konuşmanın başlığı spekülatif gerçekçilikti. Daha sonra tam ondan bir sene sonra, bu sefer geçen sene Şubat ayında Nesnelerle Felsefe başlıklı ikinci bir konuşmayı gene Tarsus'ta yaptım. Son olarak da 2020 Mart ayında tam bu salgın süreci başlamadan az önce Mersin'de yeni gerçekçilik üzerine bir konuşma yaptım. Bu son 2 senedir özellikle felsefede ve aslında genel olarak düşünsel platformlarda gerçekçiliğin nasıl tartışıldığıyla ilgileniyorum. Bu konuda okumalar yapıyorum. Biraz onları paylaşma için bana da açık bir platform oldu. Çok güzel karşılaşmalar yaşandı, sorular soruldu, yorumlar yapıldı. Ve bugünkü konumuzu da videonun alt başlığında görüyorsunuz, başlığında biraz fazla çok heceli bir ders tanımı ya da konu tanımı gibi görülebilir. Dizginlenemeyen gerçekçilik, Arda Denkel'in mirası başlığımız. Dolayısıyla o gerçekçilik problemini tekrar biraz daha farklı bir belki perspektiften temas etmek gibi bir niyetim var. Sizler de bu sunumun sonunda sorularınızı, yapmak istediğiniz yorumları YouTube'un imkanları dahilinde yazarak belirtebiliyorsunuz. Sunum bittikten sonra onları okuyup yanıtlayabileceğim bir çerçevede iseler, bilmediğim bir konuda değillerse yanıtlamaya çalışacağım. Önce kendimi birazcık sizi anlatayım. Ondan sonra bu ilginç başlığı, ilginç bulduğum başlığı neden koyduğumu ve nasıl bir sunuş çerçevesi çizdiğimi bir miktar izah edip sunuşumu gerçekleştireyim. Adım Hakan Atay. Mersin Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde çalışıyorum. 4 yılı biraz daha aşkın bir süredir Mersin'de yaşıyorum ve Mersin Üniversitesi'nde çalışıyorum. Lisans eğitimimi ODTÜ Felsefe bölümünde tamamladım. Oradan mezun oldum. Oraya aslında ODTÜ'ye ilk gidişim bir fizik bölümünde okumak niyetiyle Ankara'ya gitmiştim. Antalya'da ilk orta lise eğitimi tamamladıktan sonra fizik bölümünün 2. sınıfını tamamlarken yatay geçişle felsefe bölümüne geçtim. O sırada felsefe okumak istediğimi bir nevi artık bu konuda kişisel olarak ikna oldum diyelim ve felsefe okudum. Ardından orayı tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde klasik Osmanlı Edebiyatı çalıştım. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora derecesi aldım. Karşılaştırmalı edebiyat alanı derken özel olarak aslında modern felsefe ve edebiyat teorisi ilişkisini ele alan bir programda çalıştım diyebiliriz. Ve ardından Türkiye'ye döndüm ve
çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra en son Mersin Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Karşılaştırmalı edebiyat gibi bir başlık görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında profesyonel bir felsefeci değilim. Bir felsefe bölümünde dolayısıyla tam bir akıllı söylenemez ama ODTÜ'den mezun olduğum, ODTÜ'de okurken henüz fizik bölümüne bile geçmeden önce biliyorsunuz İngilizce hazırlık eğitimi sırasında ilgilenmeye başlamıştım aslında felsefeyle. Ve o ilgi aslında hiç azalmadı. İstediğim kadar da yoğunlaşamadı ama başlangıçtaki hevesi kaybetmedim diyebiliriz. O başlangıçtaki heves demişken şimdi yavaş yavaş bu dizginlenemeyen gerçekçilik Arda Denkel'in mirası konusuna temas etmeye başlayabiliriz. Aslında tabii temelde yani bugünkü sunuşu bir Türk felsefecinin ne yazık ki çok erken yaşta kaybettiğimiz çok verimli, çalışkan, üretken ve çok ilginç bir Türk felsefecisine, filozofa bir nevi adamak niyetim vardı. Ben de aslında çok önce felsefeyle ilgilendiğim ilk dönemlerde karşılaşmama rağmen sonra uzun süre hiç ilgilenmedim ve başka meselelerle onları ilgiyle takip ederken tekrar Arda Denkel'in ismiyle karşılaştım. Ve dolayısıyla başlıktaki bağlantı da sanki bir tür denkliğe dönüştü. Yani dizginlenemeyen gerçekçilik diye çerçevesini çizeceğim şey Arda Denkel'in mirasına da karşılık gelebilecek. Tabii ki tek boyutlu bir miras değil takdir edersiniz. Belki en önemli mirasın en önemli parçası da olmayan bir karşılaşmanın sonucunda akla gelen belki de bir boyutu bu mirasın. Karşılaşma deyince tabii Türkçenin bir güzelliği karşılaştırmalı edebiyatın, edebiyat terkibi içindeki karşılaştırmalı ifadesi aynı zamanda birbiriyle doğrudan ilişkili görünmeyen şeyleri, kişileri, fikirleri, temaları birbirleriyle karşılaştırmak yani birbirlerine tanıtmak gibi bir hani dolaylı ikincil bir anlamda ifade ediyor. Ben karşılaştırmalı sözcüğünü hep bu anlamı ön plana çıkararak kullanmayı tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten çok bağımsız bir disiplin olup olmadığı, yani ne ölçüde bağımsız olduğu konusunda tartışmalar olabilecek karşılaştırmalı edebiyat gibi bir disiplinin pekala böyle tartışmalara gark olmadan üstesinden gelinmesi zor demek istiyorum. Fakat bu türden bir disiplinin arkasında insanları, şeyleri, fikirleri ve tabii ki farklı edebi gelenekleri, kültürleri birbirleriyle karşılaştırmak, birbirleriyle tanıtmak, birbirlerine tanıtmak ya da birbirleriyle karşılaşmış olduklarını ama bunun farkına varmadıklarını göstermek, onları hatırlatmak gibi ikincil gibi görünen bir misyonu, bir fonksiyonu, işlevi var ve bu fonksiyon ve işlev takdir edersiniz ki aslında çok sosyal de bir işlev ve bir tür sosyal katalizörlük yapıyorsunuz. O bazı ilişkilerin olduğundan daha karmaşık hale gelmesinin belki aracısı oluyorsunuz. Dolayısıyla bu aracılık misyonu benim rahatlıkla benimseyebileceğim, bana çok uyan bir misyon diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki dizginlenemeyen gerçekçilik Arda Denkel'in mirası başlığının altında da böyle bir karşılaşmanın sonucunda ortaya çıkmış bir fikir ve birden çok karşılaşmaya yol açması isteği var diyebiliriz. Arda Denkel 1949 yılında Ankara'da doğmuş ve İstanbul'da bir Fransız kolejinde Saint-Benoît'da okuduktan sonra tekrar Ankara'ya dönüyor ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı şehir ve bölge planlama bölümüne giriyor ve 72 yılında oradan mezun oluyor. Ardından mezun olur olmaz Oxford Üniversitesi'ne felsefe okumak üzere gidiyor ve orada çok da tabii dünyaca ünlü bir filozof olan Peter Strawson'un öğrencisi olarak aslında iletişim teorisi üzerine iletişim ve anlam şeklinde Türkçe'ye çevrilebilecek bir başlığa sahip bir tez yazıyor. Sonra Türkiye'ye dönüşü üzerine bu tezin bir versiyonunu Türkçe'ye çevirip yayınladı da Türk okullara da sundu. Fakat benim Arda Denkel'le tanışmam tabii bütün bu tarihsel süreç benim doğrudan tanık olabileceğim bir süreç değil. Çok başka türlü gerçekleşti.
Size de biraz önce anlattığım gibi ODTÜ fizik bölümünü önce kazanmıştım ve hazırlık okumak üzere, yani yeterince dil bilmediğim için İngilizce hazırlık bölümüne gittim. O dönemde en çok ziyaret ettiğim yer diyebiliriz ODTÜ'deki felsefe topluluğunun, öğrenci topluluğunun küçücük odasıydı. O odaya girip çıkarken böyle işte insanların ancak bilmiyorum belki 6-7 kişinin ancak sığabileceği bir merdiven altı küçücük odacık, çay içilir, işte insanlar bazen felsefe bölümünden öğrenciler, asistanlar ve hocalar sunuşlar yaparlar, birbirlerini değerlendirirler ve çok canlı bir atmosfer oluşmasını sağlarlardı. Orada aynı zamanda Felsefe Tartışmaları dergisinin eski sayıları bulunurdu. Bir asistan ya da birkaç asistan hocamız, o dönemde asistanlık yapan, bu derginin aynı zamanda Ankara'daki çeşitli üniversitelerde ve ODTÜ'de takip edilmesini de sağlamak üzere bir tür temsilcilik görevi üstlenmişlerdi. Onların getirdiği bu derginin eski sayılarını karıştırırken Arda Denker'in ismini ilk defa Tunca Eşel diye birisine yanıt yetiştirmeye çalışırken bir felsefi tartışmanın içinde gördüm. Ondan önce hiç duymamıştım, haberim yoktu açıkçası. Bu Tunca Eşel karakterinin tabii yıllar sonra Arda Denkel'in aslında yarattığı bir takma ad olduğu ortaya çıktı. Fakat kendi felsefi pozisyonunu o dönemde artık biraz daha netleşmeye başlayan, o dönemde derken 1988 yılında sanırım yayınlanmış bir sayısı Felsefe Tartışmalarının, orada artık geliştirmeye çalıştığı belli çizgileri keskinleşmeye başlayan analitik ontolojinin tartışmasını bir nevi yapmaya çalışıyor. Bunun için kendisini ikiye bölmeyi de göze almış ve Arda Denkel'den Tunca Eşel ismine ulaşmış ve kendisine keskin sorular yöneltmiş. Bu Tunca Eşel aslında sadece Arda Denkel'e karşı çıkmakla kalmıyor, farklı bir, daha değişik bir ontoloji öneriyor gibi görünüyor. Dolayısıyla tabii bununla karşılaşmış 17-18 yaşında bir genç ne düşünür? Çok etkilendim bundan. Fakat Arda Denkel o zaman tabii çok net olarak, aslında şu anda da akademinin ikiye bölünmesine yol açan bir felsefi bölünmenin içinden konuşuyordu. Bir aslında disiplinle ve kurumsallıkla ilgili bir bölünme, ama onun dışında da tabii yöntemle ve tarzla ilgili de derin farklar yaratan bir bölünme. Analitik felsefe ile kıta felsefesi arasındaki ayrımdan bahsediyorum. Bu Batı felsefesinin bir nevi son dönemine, uzunca bir döneme tabii, yani 100 yıldan fazla şu anda süren bir döneme bir nevi şekil veren bir bölünme. Ve ben yavaş yavaş, yani tabii bir fizik öğrencisi olarak bilim felsefesiyle, bir bilim tarihiyle olan ilgim bir süre sonra iyice artmasına rağmen, yavaş yavaş analitik felsefenin çerçevesinden uzaklaşınca Arda Denkel de benim görüş alanımdan açıkçası ne yazık ki zamanla çıktı. Ve uzun bir süre onunla hiç ilgili bir şey duymadım, görmedim. Ta ki çok erken yaşta, 51 yaşındayken, 21 Mayıs 2000'de vefat ettiğini öğrenene kadar. Çünkü birkaç öğrencisi ondan ders almış ya da etkilenmiş insan da tabii dolaylı olarak tanışım oldu. O tarihte kendisini kaybedince benim de tam felsefe bölümünden mezuniyetime denk geliyor. Çok üzülmüştük. Ve tabii ki bir takım etkinliklerde Arda Denkel'in yapıp ettikleri tanıtıldı. Fakat bunlar çok genel çerçevede ve en azından benim üzerimde çok etkisi olmayan bir grup tanıtım oldu diyebiliriz. Ve yıllarca Arda Denkel'le aslında tekrar bir ilişki kurma, ilişkilenme sürecine giremedim. Yazdıklarını okumadım. Hatta yayınladığı şeyin kapsamını, yani o 51 yıllık ömre sığan inanılmaz çalışmaları ne yazık ki birinci elden okuma ve değerlendirme fırsatım olmadı. Arda Denkel karakterinin ama işte başka türlü yansımaları o dönemde de hissediliyordu. Bir kere şöyle bir durum var.
Türkiye'de profesyonel felsefeciler, yani üniversitede, akademide görevli olan, ekmek paralarını da bu işten kazanan insanlar, yayın dünyası arasında, uluslararası yayın dünyası arasında çok derin tabii bir uçurum ve kopukluk olduğundan bahsedilebilir. Bu önemli ölçüde hala sürüyor. Arda Denkel ise tabii sadece karakteriyle değil, bu bağlantıları kurması ve kendisini birkaç dilde Türkçe dışında ifade edebilme becerisinden ötürü ve bunu çok iyi yapabildiği için yurt dışında da yayınlar yapan, çok saygın dergilerde yayınlar yapan bir profesyonel felsefeci olduğu kadar aynı zamanda amatörlük ruhunu da sürdüren bir kişi ve bununla yani sadece kendi öğrencileri ve çevresiyle yetinmemiş, gerçekten bir felsefe tartışma zemini kurulmasına ön ayak olmuş. Felsefe Tartışmaları dergisi uzunca bir süredir belki ilginç bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nin yayın evi tarafından basılmaya başlamadan önceki dönemki canlılığını koruyamadı ne yazık ki. O döneme tanık olanlar ya da şimdi de o eski sayıları alıp okuyacaklar çok şaşıracaklar. Çok üst, çok ilginç bir tartışma düzeyi var orada. Yani üst bir düzey, sıkı bir düzey ve bu katılımcılar işte aralarında pekala profesyonel felsefecilerin de olduğu ama amatör bir grup okur ve yazarın da devreye girdiği bir tartışmalar silsilesi ve yazılar yayınlanıyor, onlara cevaplar yetiştiriliyor, o cevaplar üzerine bir takım argümanlar oluşturuluyor ve böylelikle sıkı dokulu sayılabilecek bir felsefi tartışma atmosferi oluyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok örneği görülen bir aslında dergicilik tarzı değil. Aslına bakarsanız bu sadece işte 2010'lu yıllardan sonra internet teknolojilerinin falan gelişmesiyle bloglar üzerinden yani çeşitli felsefecilerin veya felsefe öğrencilerinin ya da meraklıların açtığı bloglar üzerinden hareketlendi açıkçası. Ve tabii yayınlanan basılan bazı akademik dergilerde de bu tarza yakın sayılar çıktı. Fakat Felsefe Tartışmaları dergisi bunu uzun süre yaymayı başardı. Hala da çıkmayı sürdürüyor tabii. Arda Denkel işte bu iki boyutu da karşılık gelen, yani hem profesyonel felsefe hem de aslında işte burada bizim şimdi yaptığımız gibi her yaştan, ilgi alanından, meslekten insanı felsefi bir tartışmaya çekebilecek platformla oluşturmakla ilgilenen bir insan olduğu için, bir de ayrıca fazladan söylediklerinden, ettiklerinden ve felsefi olarak ileri sürdüklerinden de belki dışarı taşan güçlü bir etkiye sahip oldu. Dediğim gibi ben doğrudan kendi felsefesiyle yazıp çizdikleriyle ilgilenmeyi bıraktığım dönemde bile Arda Denkel figürü hayatımda belli bir yer sahibi olmuştu artık. Analitik felsefeyle uğraşmasam, akademik olarak bu tartışmaların içine o yoldan girmeyi düşünmesem bile, benim gibi birisini bile, demek istediğim bu çerçevenin, bu etki alanının içine almıştı. Bu boyutunu vurgulamak önemli. Aynı zamanda tabii Aratos felsefe okullarının da belki amaçlarından birisi bunu da başarmak olduğu için, yani hem daha belki profesyonel felsefeye ilgi çekmek, insanları, fikirlerini daha geniş katılımlı platformlarda ifade edecek olgunluğa ulaştırmak, ama bir yandan da belki daha dar kapsamlı ve ama toplumun çeşitli kesimleriyle buluşulan bir ortam oluşturmak. Arda Denkel ismi gerçekten bunun için çok ideal bir isim ve Türkiye'de tabii önemli işler de yapmış, yayınlar yapmış, felsefe tarihiyle ya da doğrudan felsefeyle ilgilenmiş isimler sayabiliriz. Ama bunlar arasında Arda Denkel'in bu kapsamda biraz daha farklı bir yeri olduğunu kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Sonra yani kendisi felsefe doktorasını tamamladı. O zaman Boğaziçi Üniversitesi çeşitli farklı bölümlere servis dersi olarak felsefe dersi vardı zaten. Yani Arda Hoca İngiltere'den dönmeden önce de çeşitli kişiler tarafından verilen, o da döndü ve bir 4-5 yıllık süreç sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümünün kurulmasına ön ayak oldu.
idi. O dönemde, o süre zarfında kendisi aslında dil felsefesinin alanına giren, insan iletişiminin ortaya çıkardığı çeşitli problemlerle uğraşıyordu. Anlam sorunuyla yakından ilgiliydi. Kendisinin yönetim dediği referansiyelite problemiyle yakından bağlantılı işler aynı zamanda yapıyordu. 80'lerin ortasından itibaren ise ontolojiye, varlık bilime, metafiziğe daha çok yaklaştı ve bir gerçekçi pozisyon almaya başladı ve bu pozisyonu özgün bir pozisyon olarak kurmaya çalıştı. Dolayısıyla sadece felsefe tarihiyle uğraşmadı ya da felsefenin işte dil felsefesi, epistemoloji gibi alanlarıyla genel çerçevede ilgilenmeyi ve onları tabii genel okura tanıtmayı bunları denedi, bunlar için çeşitli girişimlerde bulundu ama onunla sınırlı kalmadı çalışmaları ve gerçekten özgün bir ontolojik çerçeve oluşturmaya başladı. Bu ülkemizde çok sık gördüğümüz, yani Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de çalışan felsefeciler arasında sık gördüğümüz bir durum değil. Bu bile Arda Denkeli bütün o özelliklerinin yanında bambaşka bir yeni seviyede değerlendirmemiz gerektiği sonucunu ortaya çıkarıyor. Fakat dediğim gerekçeyle, yani sadece ben değil Türkiye'deki birçok felsefeyle ilgili kişinin analitik felsefeye mesafeli olması kurumsal olarak ve başka türlü gibi gerekçelerle aslında çok ciddi bir mesafe alındığını ve oradaki doğurganlığı, üretkenliği, tartışma zenginliğini görmekten ne yazık ki bizi bir ölçüde alıkoyduğunu görüyoruz. İşte Arda Denkel'in 80'lerin ortasından itibaren yapmaya başladığı ve 90'ların ortalarında artık iyice meyvelerini veren çalışmalar, bu 10-15 senelik ömrünün de işte bu son deminde özellikle ortaya çıkmış çalışmalarla beraber bir olgunluk kazandı. Arda Denkel bir yandan tabii biraz önce vurgulamıştım, daha genel felsefi problemleri ya da daha doğrusu felsefi çeşitli felsefe branşlarının tanıtılmasıyla ilgili gayretler içinde oldu. Bugün hala felsefe bölümlerinde, epistemoloji derslerinde okutulan Bilginin Temelleri gibi bir kitabı var Türkçe'de. Anlamın Kökenleri diye bir başka kitabı var. Bunlar hala referans olarak kullanılıyor ve öğrendiğim kadarıyla yakın zamanda, yani ilk şeyi de tekrar yayınlandı, bir başka bir Türkiye çapındaki bir ulusal yayın evi tarafından bütün bu Türkçe metinleri Arda Denkel'in tekrar yayınlanacak ve daha rahat erişilebilir hale gelecek. İlki de yayınlandı. İlk Çağda Doğa Felsefeleri kitabı. Bu da daha önce Arda Hoca'nın yazdığı bir felsefe tarihi kitabı. Antik Yunan felsefesinin nasıl şekillendiğini, temel tartışmaları, özellikle Demokritos ve Aristoteles karakterleri üzerinden anlattığı çok ilginç ve özgün bir çalışma. O da dediğim gibi aynı türden bir yaygınlıkta felsefe bölümlerinde okundu, hala okumaya devam ediyor. Onun dışında İngilizce olarak yazdığı ve yayınlanan 3 kitabı var. Onlardan tanesi 96 ve 97 yıllarında yayınlanan 2 kitabı özellikle prestijli yayın evlerinden yayınlandı. 1996'da Object and Property, Nesne ve Özellik, Oxford University Press tarafından yayınlandı. Ardından da The Natural Background of Meaning, Anlamın Doğal Arka Planı kitabı Glover Publishing tarafından yayınlandı. Bu iki metin çok önemli Arda Hoca'nın kariyerinin belki de doruk noktası ve dediğim gibi 80'lerin ortasında kurmaya başladığı ontolojinin bir olgun ifadesi ve ardından belki o ontoloji uygun bir anlam teorisi geliştirdiği ikinci kitapla beraber artık felsefesi tanınabilir ve Arda Denkel'in ismini taşımaya artık iyice rahatlıkla o ismi taşıyabilecek bir olguna ulaşmış oldu. Ve 2000 yılında işte çok erken bir şekilde, kim bilir o çalışmaları hangi problemler ışığında nerelere taşıyacağını bilemiyoruz. Şu anda ne yazık ki 51 yaşında kaybettik, bir hastalık, bir ani gelişen bir rahatsızlık yüzünden. Ondan sonra Arda Denkel'le ilgili tabii özellikle analitik felsefe camiasındaki ilgi belli oranda devam etti. Tabii yetiştirdiği öğrencilerle ilişkileri, o öğrencilerin
kendi öğrencileriyle bağlantıları üzerinden bir akademik belki silsilenin oluşmasına el verdi. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin bir felsefe bölümünün kurumsal bağımsız bir kimlik sahibi olmasına da yol açtı. Onun dışında tabii Arda Denkel'in mirası deyince birazdan çerçevesini biraz daha belirginleştireceğim bu kendi karşılaşmalarım ışığında ortaya çıkan boyuttan değil ama daha genel planda bakarsak örnek olarak analitik felsefe ile ilgili bir grup felsefe öğrencisinin, felsefeye ilgili akademisyenin ve farklı mesleklerden insanın Ankara'da çıkardığı örneğin Öncül başlıklı bir dergi var. Bu dergi Aralık 2020 sayısında Arda Denkel'e ithaf etti. Hatta derginin son sanırım yazısı ya da sondan bir önceki yazısı Arda Denkel'in kıymetli eşi Ayşegül Denkel'le yapılmış bir röportaja yer veriyor. O röportajda Arda Denkel'in tabii kişisel hayatından birkaç anekdot okuyabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Çalışma sıklığı, çalışmasının niteliği, beklentileri, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konumuyla ilgili eşinin ağzından ilginç bir sürü şey öğreniyoruz. Demek istediğim tabii bu Öncül dergisini çıkaran genç ekip Arda Denkel'e dergilerinin 4. sayısını ithaf ettiklerine göre böyle bir bağlantı kurmuş durumdalar. Arda hocamız diye ondan bahsetmelerinden de belli. Zamanla şeyi de görüyorsunuz. Gene aynı derginin bir internet sayfası var. Web sayfası daha doğrusu. Web sayfasında Arda Denkel Kitaplığı diye ayrı bir bölüm de açılmış durumda ve orada Arda Denkel'in daha önce yayınladığı Türkçe yazılardan bazıları mesela işte benim de ilk okuduğum yazı da aralarında olmak üzere Arda Denkel Kitaplığı'nda izin alarak sanırım PDF şeklinde yayınlanmış. Ve Arda Denkel'in felsefesinin çeşitli boyutları üzerine birkaç inceleme yazısı da yer alıyor. İsteyenler mesela oraya bakabilirler. Dolayısıyla Arda Denkel'in mirasının elle tutulan, rahatlıkla ulaşılabilen böyle boyutları var. Onun dışında 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam Boğaziçi Üniversitesi bir ödül de düzenledi Arda Denkel üzerine. Bir festival ve onu takip eden ödül. Arda Denkel Prize dendi. Arda Denkel ödülleri dendi bu ödüle de. Ve çeşitli öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verirken ondan ders almış, yakın olmuş çeşitli öğrencilerin hala felsefi kariyerlerine devam edenleri bu ödüle aday gösterildi ve bazıları ödülü aldı. Onun sürekliliğiyle ilgili ödülün durumunun son halini açıkçası bilmiyorum ama böyle bir tabii Arda Denkel'in mirası deyince akla gelebilecek kurumsal bir hamle yapıldığını da görüyoruz. İşte en son olarak da doğrudan ulaşmamakta zorlanabileceğimiz birkaç farklı yayın evinden zamanında yayınlanmış Arda Denkel'in çeşitli kitapları şimdi tek bir yayın evi tarafından yeniden edisyonlar şeklinde elden geçirilerek yayınlanmaya başladı. Bu güzel bir haber. Yakın zamanda Arda Denkel'in ismini belki daha sık duyacağımızı da gösteren ve dolayısıyla onun mirasının yarattığı etkinin hala sürdüğünü belki gösteren güzel örnekler olarak bunları sayabiliriz. Şimdi benim kendi bu dizginlenemeyen gerçekçilik başlığını o miras kelimesiyle ilişkilendirme bağlamıma biraz geçebiliriz. Burada aslında Arda Denkel'in 1987'de yayınlanmış bir makalesi, 1986'da çıkan Nesne ve Doğası kitabı ve ardından tabii 96'da Oxford University Press'in bastığı Object and Property kitabının takip edilmesinden oluşuyor. Onu izleyerek belki daha net bir şekilde fikir edinebileceğimiz bir problemi gerçekçilikle ilgili bir tartışmayı gündeme getirmek gibi bir niyetim vardı. Arda Denkel'in ismiyle ve onun mirasının çeşitli etkileriyle birlikte. Bunu sizinle beraber kısaca üzerinden geçip ondan sonra benim karşılaşma hikayemi biraz anlatmak niyetim var. Öylelikle de tamamlayacağım. Şimdi karşımıza çıkan şey 1987'de Arda Denkel'in yayınladığı makalelerden birisinin başlığı Minimalist Gerçekçilik. Bu ilginç bir başlık. Acaba neden bahsediyor Arda Denkel diye baktığınızda
çok incelikli ve argümentatif geçişleri sıkı ilişkilendirilmiş bir tartışma olduğunu görüyorsunuz. Ve Arda Denker işte 80'lerin ortasından itibaren kendi ontolojisini de oluşturmaya çalıştığı noktada felsefe içindeki tartışmalar üzerinden, özellikle analitik Anglo-Amerikan felsefe geleneği içindeki tartışmalar arasında kendisine bir yer, bir konum bulmaya çalışıyor. Yani Anglo-Amerikan felsefe geleneği dedim ama tabii ki Batı felsefesinin bütün tarihi falan bundan azade değil, bağımsız değil. Zaten ilk çağ felsefeleri üzerine de çalışmış bir düşünür olduğunu söylemiştim. Kendi tartışmasını da ilk çağdan beri, yani milattan önce aslında 6. yüzyıldan beri yapılan metafizik, ontoloji tartışmalarının içinde yerleştirmeye çalışıyor. Bunu da öncelikle karşısına bir tür rakip koyarak yapıyor. Ama onu yapmadan önce gerçekçiliği anladığı anlamda, kendisine makul göründüğü anlamda tanımlamaya çalışıyor. Bu aslında algıya ilişkin bir gerçekçilik dediğine göre Arda Denkel'in. Ve algıya ilişkin gerçekçiliğin temel savı, algıdan bağımsız ve algının kaynağı olan bir dış dünyanın var olma zorunluluğu ve bu dış dünya ya da dış gerçeklik bir kabul olarak ilk varsayım olarak ele alınıyor ve ondan sonra tabii bu varsayımın ortaya çıkaracağı bir takım ciddi problemler var. Onlarla yüzleşmek ve bu varsayımın makul bir şekilde ele alınmasını sağlayacak yan kavramların inşa edilmesi devreye girecek. Fakat tabii bu tarzdan bir gerçekçilik, algıya ilişkin gerçekçilik diye tabir ettiği düşüncenin ortaya atılmasıyla beraber buna hemen bir çırpıda yapılabilecek ve yapılmış felsefe tarihi boyunca iki temel itiraz hattını gündeme getiriyor. Bunlardan bir tanesi tabii kuşkuculuk, biliyorsunuz. Kuşkuculuğun yani çok güçlü argümanının en basit versiyonlarından, belki de basitleştirilmiş hallerinden, yani biraz daha mantıktan arındırılmış hallerinden birisini Arda Hoca minimalist gerçekçilik makalesinde anıyor. Buna göre aslında algı bizi yanıltıyor. Algının dolayısıyla bu temel yanılgı mekanizmasının dışında ele alınması mümkün değil. Dolayısıyla aslında güvenilir bir kaynak değil. Herhangi bir bilgi önermesi ya da kavramsal şekillendirme algı etrafında kurulamaz. Kabaca bu şekilde ifade edebiliriz. İkinci tepkisellik de belki aynı zamanda gerçekçiliğin temel savlarından birisine karşı çıkan ikinci versiyonu ise epistemizm ya da bilgiselcilik diyor Arda Denker. Bu ismi verdiğini, seçtiğini söylüyor. Buna göre de aslında bizim algı içeriğimizin, algı içeriklerinin dış dünyada karşılık geldikleri şeylerle bir karşılıklılık ilişkisi içinde oldukları varsayımı yatsınıyor. Neden? Çünkü böyle bir karşılıklılık, bir karşılaştırma gerektirecek ve dış dünyanın kendi olduğu haliyle, yani algıdan bağımsız haliyle bilinebilmesi gerekiyor. Bu ikisi aynı anda verili olmadığı sürece, yani algının içeriğiyle algının dışında o içeriğe kaynaklık eden, neden olan bir şeylerin varlığı hakkında ikinci bir plan oluşturulamıyor. Bunlar birbirleriyle karşılaştırılamıyor bile. Dolayısıyla karşılıklılık ilişkisi içinde oldukları da iddia edilemiyor. Bu güçlü bir karşı çıkış. Dediğim gibi birisi kuşkuculuk, diğeri de epistemizm adını verdi Arda Denker. Bunlar şimdi algıya ilişkin gerçekçiliğe tepki olarak ortaya çıkmış. Boşa düşürmeye bu temel gerçekçi varsayımı örgütlenmiş, bir araya gelmiş bir düşünsel odak oluşturmuş iki akım da diyebiliriz. Bunların çok çeşitli versiyonları var ve bunlar iki ayrı kutup gibi de düşünülebilir. Bir sürü ara versiyonları olduğu da söylenebilir. Netice itibariyle Arda Denkel yola bu epistemizmin eleştirisinden çıkacak ve epistemizmin eleştirisini yapabilmek için öncelikle ona belli bir form atfetmesi gerekiyor ki karşısına daha net bir şekilde alabilsin. Onu yapabilmek için de ikiye böldüğünü
epistemizmi görüyoruz. Bir tanesine kendi tabiriyle su katılmamış epistemizm diyor. Bu su katılmamış epistemizm epistemolojiyle yani bilgi bilimle, bilgisel savlarla varlık hakkındaki savları eşit seviyede karşılıklı bir bağlantı üzerinden ele alıyor ve aslında bilinemeyecek şeylerin var olmadığını iddia ediyor. Dolayısıyla varlık atfedebilmek için bilinebilir olması şeylerin gerekiyor. Bu su katılmamış keskin bir epistemizm yaratıyor. Dolayısıyla siz bilinemeyeceğini varsaydığınız bir şeyleri ya da algının doğrudan karşılık geldiğini iddia ettiğiniz ama algısal olmaktan öte kendisini belki göstermeyen bir şeyin varlığını ileri süremezsiniz demeye getiren çok tabii genel bir tanım bu da. Dediğim gibi tek bir felsefeci hemen onunla ilişkilendirmek kolay değil. Ama Arda Denker onu tabii ki daha çok açacak ve detaylandıracak. Ve bu hat izlenirse, bu su katılmamış epistemizm hattı karşımıza ciddi sorunlar çıkıyor. Arda Denker ikinci planda bunları ele alıyor. Bunlar tabii ki solipsizm denen tek bencilik problemiyle. Sonra İrlandalı filozof George Berkeley'e de onun felsefesi üzerinden aslında oluşan bir felsefi akıma da karşılık gelen öznel idealizm problemleri. Bir biçimde sadece bilinenin var olduğu savlanırsa sonuçta sadece tek bir kişinin bildiği ya da algıladığının gerçek olduğu ya da var olduğu savlanabilir. Bu durumda tek bencilik problemiyle karşılaşacağız ya da konumuyla ya da işte aynı Berkeley'de olduğu gibi bir başka ilahi müdahale aracılığıyla bu düzen elde ayakta tutulabiliyor. Örneğin Tanrı'nın müdahalesi gibi. Dolayısıyla tek tek insanlar diyelim şeyleri algılamadıklarında onları algılayan Tanrı sayesinde bu algılanan sürdürüyor gibi bir ikinci argüman alana geçiyoruz. Ama tabii Arda Denker gibi bir analitikçi, analitik filozof için bu argumentatif bir alan değil, bu felsefi bir iddia da olarak görülemiyor. Artık yani ilahi bir gücün ortaya ileri sürülmesiyle felsefi bir problemin kısa yoldan çözülmeye çalışılması gibi belki daha ziyade adlandırabileceği bir daha derin bir probleme yol açıyor. Ve buradan bir biçimde bu gerçekçilik eleştirisi üzerinden epistemizmin kendisini kurtarabilmesi diyor Arda Denker. Epistemizme gerçekçiliğe küçük bir ödün vermesiyle ancak mümkün olabilir. Bu vereceği ödündür. Çok tabii yolu modern felsefenin bambaşka bir boyutunu açacak çok ilginç bir basamak aslında belki de. O da şöyle bir şey. Yani doğrudan algıya ilişkin gerçekçiliği reddediyor olabilirsiniz. Fakat gerçekten algıya sebebiyet veren neden olan bir kaynak varsaymaktan uzak duramazsınız. Çünkü işte o zaman öznel idealizm problemiyle karşılaşmak durumundasınız. Derken yapmanız gereken şey eğer minimal bir gerçekçiliği elde tutmak istiyorsanız dışarıda bir dış gerçeklik olduğunu kabul edeceksiniz ama bunun bilinebilir olmadığını söyleyeceksiniz. Dolayısıyla evet bir şeyler var fakat bu gerçekten var olan şeyler bizim algı içeriğimize yansımıyorlar. Bizim algı içeriğimiz başka türlü kuruluyor. Bu kendinde gerçek şeylerden oluşan gerçeklik başka türlü ve bu ikisi arasında asla kapatılamayacak büyük bir gedik, yarık, rahne eski tabirle açılmış durumda. Buna bu işte gerçekçiliğe küçük bir ödün vererek işleyen epistemizm türüne minimal gerçekçilik adını veriyor Arda Denker ve Arda Denker minimal gerçekçiliği çürütmeye çalışıyor. Onun yerine yavaş yavaş aslında algının yani insan deneyiminin, algısal deneyimin daha deneyici, ampirist bir çerçevede ön plana çıkarılmasıyla oluşturulacak bir başka gerçekçilik formunu onun yerine ikame edecek. Tabii
problemi asıl ifade eden büyük düşünür Alman filozof Immanuel Kant, biliyorsunuz 18. yüzyılda bu minimal gerçekçiliğin en büyük temsilcisi sayılabilir muhtemelen. Ve tabii saf aklın eleştirisini, üç eleştirinin ilkini okuyanlar ya da onun hakkında şöyle birkaç bir şey duymuş olanlar bile Immanuel Kant'ın zaman ve mekanını aslında insana bağladığını ve insana ait sezgiler olarak konumlandırdığını bilir. Ve dolayısıyla zaman ve mekan o kendinde gerçekliğin parçası olmaktan çıkıp aslında bizim algılarımızın oryantasyonunu sağlayan o mekanizmanın, üretim mekanizmasının parçaları, dişlileri, çarkları halini alır. Tabii ki Arda Denkel'in pozisyonu bunu kabul etmemekten yana, bunun kabul edilmemesini sağlamak ve mekanın ve zamanın gerçekliğini alel getirmemek istiyor. Arda Denkel'in pozisyonu bunu sağlayarak kurulacak diyebiliriz. Ardından Nesne ve Doğası kitabı, ardından dediğim aslında daha önce 1986'da bir yıl kadar önce ya da birkaç ay önce basılan Metis yayınlarından çıkan Nesne ve Doğası'nın son kısımlarında yumuşatılmış gerçekçilik başlığı görüyorsunuz. Minimal gerçekçilikteki problemi deneycilik lehine aşmaya çalışan bir başlık belki de. Yani daha doğrusu başlıktan kendisini açık ediyor. Bu sefer bu su katılmış, çok sert, küçük bir belki ödünle hafif yumuşatılmış gerçekçilik fikrini biraz daha yumuşatmaya çalışarak aslında tikel şeylerin yani tek tek şeylerin gerçekliğine dayalı bir felsefe inşa etmeye başlıyor diyebiliriz. Nesne ve Doğası kitabı bu felsefenin ilk kurulumu diyebileceğimiz bir takım niteliklere ait. Ardından yani bu kısımları biraz tabii ki atlayarak geçiyorum ama minimal gerçekçilikten başladık. Bir tür yumuşatılmış gerçekçilik aşamasına geldik. Son olarak da 1996'da Oxford University Press'ten yayınlanan kitabın giriş bölümünde ilk çağda Yunan felsefesi üzerinden aslında bir nesne tartışması yaptıktan sonra yani neyin kalıcı, neyin geçici olduğunu ve aslında değişimin, dönüşümün neye karşılık geldiği gibi çok temel bir metafizik ontolojik problemi ele almak için daha önceki düşünürlerin neler söylediğini kısaca özetledikten sonra Arda Denkel hemen giriş bölümünün son kısmında bize çok ilginç bir çerçeve sunuyor ve nesne ve doğasındaki problemleri de yavaş yavaş yani o yumuşatılmış gerçekçiliği kapsamında daha genel bir boyuta taşımaya çalıştığını görüyorsunuz. Bu aşamada kendi pozisyonunu adlandırırken ilginç bir ifade kullanıyor ve gerçekçiliği dizginlemekten bahsediyor. Yani kendinde şeyler olduğunu ileri sürecek ya da insan bilgisine ya da algısına tamamen yabancı, onda hiçbir karşılık bulmayacak cinsten bir gerçekliğin savlanmasına ve dolayısıyla bu gerçekliğin de bilinemezliğini kabul etmeye yönelik bir tutuma yol açmamak için ve gitgide soyut matematiksel nesnelerin, bir takım tümellerin gerçekçiliğiyle ilgili ani ve güçlü çıkarımlar yapmamak adına gerçekçiliğin dizginlenmesi gerekliğinden, deneycilik lehine, ampirizm lehine dizginlenmesi gereğinden bahsediyor. Gem vuruyor gerçekçiliğe diyelim bu tavra. Yani evet, şeye karşı, epistemizme karşı, bilgiselciliğe karşı bir tür gerçeklik savunusu yapılacaksa eğer bu epistemik yumuşamanın da üstünde yumuşatılmış bir gerçekçi pozisyona ihtiyaç var. Fakat dikkat edilmesi gerekir, sınırın ve haddin aşılmaması, sağduyunun sınırlarının çiğnenmemesi gerekir. İnsan algısının boşa çıkarılması durumunda minimal realistin pozisyonuna tekrar dönmekten başka bir çıkar yol olmadığı görülebilir. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var diyor Arda Denkel. Fakat bunu da çok ilginç bir güzergah takip ederek yapıyor ve hem özellikle bilimsel bilginin felsefi araştırmaya çizdiği sınırları ihlal edebileceğimizi hem de aslında her ne kadar sadece fiziksel doğayla ilgili bir teori şu anda ileri sürse de ileride bunu geliştirebilir
olmayı, genişletmeyi umduğunu da belirtiyor. Dolayısıyla bu dizginlenmiş gerçekçiliğin dizginlerini yavaş yavaş belki salmak, gerçekçiliğin kapsamını biraz daha genişletmek gibi bir öngörüsü, bir arzusu olduğunu görüyorsunuz. Ve tabii ki erken yaşta kaybetmemiz ne yazık ki bu felsefenin alabileceği yeni formları tanımamızı engelledi. İşte şimdi artık ben bu sunuşun son bir başka karşılaşmaya, yaşadığım karşılaşmaya ve Arda Denker'e tekrar dönmeme yol açan ve işte bunları sizinle paylaşmama yol açan karşılaşmadan bahsetme belki de şimdi fırsatı bulabiliyorum, bulabileceğim. Bu da işte 2 yıldır üzerinde çalıştığım bir gerçekçi felsefi akımın aslında temsilcilerinden birisine bizi götürecek. Aratos felsefe okullarının ilkine, yani benim katıldığım 2019'daki ilk sunuşumda da üzerinden geçmeye çalışmıştım. Spekülatif gerçekçilik akımı denebilecek, hareketi denebilecek şeyin. Tabii epeyce detaylı, bütün bu detaylardan bahsetmeyeceğim şimdi. Ama onun parçası olan bir nesne yönelimli ontoloji hareketi var. Bu hareketin temel kurucu düşünürlerinden birisi bir Heidegger uzmanı, Graham Harman adında bir Amerikalı filozof. Onun nesne yönelimli ontoloji, her şeyin yeni bir teorisi başlıklı kitabı geçen yıl yayınlandı. Gene aynı yıl aynı yayın evi tarafından o nesne yönelimli ontoloji hareketinin mensuplarından birisinin, bir başka filozofun, bu sefer İngiliz bir felsefecinin ve düşünürün diyelim kitabı da yayınlandı. O da Timothy Morton adında bir düşünür. 1968 doğumlu, yani görece genç sayılabilecek bir düşünür. Hipernesneler başlıklı bir kitabı. Graham Harman'ın da kitabını yayınlayan yayın evi tarafından yayınlandı. Hipernesneler aslında Hyper Objects İngilizce orijinali 2013 yılında yayınlanmıştı Timothy Morton tarafından. Timothy Morton'un aynı yıl yayınlandığı, benim çok daha ilgimi çeken bir başka kitabı daha vardı 2013'te yayınlanan. Realist Magic İngilizce başlığı, yani gerçekçi büyü, gerçekçi sihir başlıklı bir kitap bu. Bu kitapta Arda Denkel'in Object and Property kitabına çok önemli noktalarda göndermeler bulunduğunu fark ettim. Object and Property, bu analitik felsefe tartışmasının, analitik metafiziğin önemli eserlerinden birisine dönüşmüş, önemli bir tutumu örnekleyen temel metinlerden birisine dönüşmüş bu metin, aslında daha kıta felsefesine yakın, hatta romantik düşünceye yakın bir düşünür üzerinden karşılaşmayı hemen beklemeyeceğiniz bir isim tabii Arda Denker'i ki. Dolayısıyla bu beni çok heyecanlandırmıştı. Dolayısıyla belki de çok fazla göze çarpmayan bir karşılaşmanın, yani Timothy Morton'la Arda Denker arasındaki karşılaşmanın yani size de duyurulması vazifesini işte bir karşılaştırmacı olarak üzerime almama yol açtı bu. İlginç olan şey, yani Timothy Morton'un felsefesinin aslında yani belki biraz şakayla karışık olarak kendisinin temelde ilk iş olarak belki de bir edebiyat teorisyeni olduğunu söylememiz gerekiyor. Edebiyat tarihiyle ilgilenmiş bir yazar, düşünür. Meşhur İngiliz romantik şair Percy Shelley üzerine çalışmaları, çeşitli makaleleri var. Percy Shelley'nin de bildiğiniz gibi ilginç uzun şiirlerinden birisinin adı Prometheus Unbound, yani zincirlerinden kurtulmuş Prometheus. Bu ta Auskilos'un anlattığı tragedya yazarı, büyük eski Yunan tragedya yazarı o Prometeia hikayelerinin yeniden yorumlanmış hali ve bir nevi dizgine vurulmuş, işte biz ölümlülere ateşi hediye ettiği için tanrılar tarafından cezalandırılmış Prometheus'un bu kendisine vurulmuş zincirlerden, prangalardan kurtulmasının hikayesini anlattı. Çok enteresan şiir. Onun üzerine de çalışması var. Ve birdenbire Arda Denkel'in dizginlemeye çalıştığı gerçekçiliği dizginlerden kurtarmaya belki de uğraşan bir felsefeci ortaya çıktığını görüyoruz. Hipernesneler demiştim. Gene aynı tarihlerde yayınlanan bir kitabının adı. Ekolojiyle, çevreyle de ilgileniyor. Ve mesela küresel ısınma diye tabir edilen bu büyük iklim değişikliği döneminin, sürecinin arkasında aslında hepimizin de içinde olduğu
hepimizi kapsayan bir hiper nesne, bir büyük nesnenin varlığı olarak bunu görüyor. Tabii buna uygun bir ontoloji ve tabii nedensellik anlayışı geliştirecek. Bu geliştirme, bu yeni ontolojik bakış açısını tatmin edici bir şekilde dile getirme çabası içinde Arda Denkel'in Object and Property, Nesne ve Özellik kitabına da bir yer ayrıldığını görüyorsunuz. Ve böylelikle aslında bakılacak olursa gerçekçiliği epistemizme düşmeden ve algının alanını ve sağduyunun alanını ihlal etmeden bir nevi savunma pozisyonu, sonra o alanı iyice genişletmek, belki bir çırpıda algıladığımızı düşünmediğimiz ama algı alanımızın oluşmasını da belirleyen, aynı zamanda farklı farklı algısal dünyalar önümüzde açılmasını sağlayan, tek bir yerde ve tek bir zamanda konumlandırılamayan şeylerin varlığını sağlayan böyle çok ilginç bir felsefeciye bir atlama tahtası vazifesi gördüğünü, bunu bir anda görerek şaşırıyorsunuz ve bir nevi Arda Denkel'in mirasının ikinci bir boyutu olduğunu, belki üçüncü, dördüncü, beşinci bir boyutu olduğunu fark ediyorsunuz ve bir karşılaştırmalı edebiyat akademisyeni olarak da bu karşılaşmanın sizler tarafından da fark edilmesini aslında istedim ve o yüzden böyle bir miktar tabii karışık gelebilecek size bir sunuş yaptım. Şimdi sizin eğer sorularınız varsa, burada şimdi görüyorum mesela bir tane soru olduğunu, onun dışında da şu anda soru sormak isteyen izleyicilerimiz varsa sorsunlar, ben yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Cem Erenler'in sorusu, algımızın bizi yanıltması algılananların yeterli deneyimden yoksun olduğunun bir sonucu mudur diyor Cem Bey. Yani anladığım kadarıyla şöyle bir problem var. Yani aslında algıların yanıltıcı olduğu, dolayısıyla algılara güvenilemez olduğu ve algı içeriklerinin gerçeklikle olan bağlantısını sorgulayan düşünce akımına kuşkuculuk demiştik. Bu kuşkuculuğa karşı klasik algıya ilişkin gerçekçiliğin temel karşı çıkışlarından birisi. Öncelikle bunu reddetmek yönünde olmuyor. Demek istediğim, algılar gerçekten yanılgılara yol açıyor demek diyerek bu problemin içinden çıkmaya başlıyorlar. Yani sizin aslında bir yanılgıyı bir yanılgı olarak ayırt etmenizde algı içeriğine ne ölçüde bağlı olduğunuzu gösteriyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu sayede siz bir başka çıkarım yapabilir hale geliyorsunuz ama o algı içeriğinin sağladığı düzlem oluşmamış olsa, kurulmamış olsa bu çıkarımları da yapamayacaktınız. Dolayısıyla yanılgının üretilmesi, bu arada Timothy Morton'a da bağlanıyoruz. Onun Realist Magic kitabının giriş bölümünün başlığı Like an Illusion, yani bir yanılgı gibi başlığı ve aslında yanılgının bir gerçek üretimin, gerçek etkileşimin aracısı olduğunu ve bunu sürekli gözden kaçırdığımızı bir kesin bilgi arzusuyla vurguluyor. O açıdan bu bakımdan da belki de Morton'un söyledikleriyle Denkel'in kurmaya çalıştığı ontolojik tavır dolaylı da olsa birbiriyle ilişkileniyor diyebiliriz. Algılananların yeterli deneyimden yoksun olduğu, yani burada tabii şöyle bir bilinç problemi giriyor galiba. Yani iki tane bilinçli şey, yani algılama pozisyonu birbirleriyle karşılaştıklarında deneyim diğer duruma göre daha mı yeterlidir? Böyle bir nasıl diyeyim, zihinsel anlıksal çıkarım yapmak isteyeceğini Arda Denkel'in sanmıyorum. Bunu söylememiz de o kadar kolay değil. Yani bilinçli şeyler arasındaki ilişkilerle bir bilinçli şeyin olmayan bir şeyle ilişkisi ya da bilinçli bir şeyin, hatta belki canlı bile olmayan bir şeyle ilişkisi kategorik olarak birbirlerinden rahatlıkla ayrılabilir mi? Bana ayrılabilir gibi görünmüyor. Dolayısıyla böyle bir yeterli deneyim ilkesi oluşturmak da mümkün değilmiş gibi görünüyor. Bilmiyorum Cem Erenler'e bu tarz belki bir kapsamda ancak yanıt verebiliyorum. Bunun dışında sorusu olan ya da belli bir yorum yapmak istiyorsanız söz sizde.
Evet, galiba başka bir soru olmayacak. Hepinize sabrınız için tabii öncelikle çok teşekkür ederim. Ben de böyle canlı yayında, bir YouTube yayınında ilk defa konuştum. Dolayısıyla bazı yani sürçülisan ettiysek, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola diyeyim. Eğer anlaşılmayan ya da çok karanlık bir nokta kaldıysa kusura bakmayın. Elimden geldiğince açık konuşmaya çalıştım. Ama sonunda böyle bir karşılaştırma yapıyorsunuz ve bir miktar örtük kalması galiba o işin doğasından da kaynaklanıyor olabilir. Öyleyse hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar. Umarım salgını atlatırız ve yüz yüze karşılaşma fırsatı buluruz ilerleyen günlerde diyeyim. Sağlıcakla kalın.